Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz hayatımızda artık TikTok var, Instagram var. Tabi bunlar zaten vardı da TikTok'taki o videolar nasıl çekiliyor? Milyonlarca insan izliyor. Reels'teki videolar nasıl çekiliyor? Daha etkili videolar üretmek için ne yapabiliriz? Tabi bu TikTok ve Reels işin bir kısmıydı. Bir de normalde zaten böyle bir cihaza ihtiyacımız var. Hangi cihazdan bahsediyorum? Smooth q 3ten bahsediyorum arkadaşlar. Ofisimize geldi. Kutusundan çıkaracağım. Zeyu'nun bu telefonlar için Gimbal'ını hep beraber yakından bakacağız. Gimbal mı diyeceğim, gimbal mı diyeceğim, gimbal mı diyeceğim. Yani buna da bir şey desek iyi olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi gelin önce kutusundan çıkartalım. Şöyle şuraya bir çizik atalım. Bu arada Zoom ithalat tarafından bu ürün ülkemize resmi olarak getiriliyor. Ve teknik desteği de mevcut arkadaşlar. Haberiniz olsun. İlk defa karşılaşacağım. Aldığım notlar var. Bu notları da sizlere paylaşacağım. Ama öncesinde kutudan bir çıkartalım. Bu arada bu arkadaşlar ışık falan da var. Evet, işte burada. Transformers gibi bir cihaz olmuş valla. Şurada da tripodu var. Şurada da bir kablosu var. Bir bakayım Type-C mi? Yani Type-C olması lazım. Aynen, Type-C arkadaşlar. Onun dışında sanki şurada bir şey varmış gibi görünüyor ya. Hakikaten ya, var mı bir şey yok. Tamam arkadaşlar, kutuyu şimdilik bırakıyorum. Ondan sonrasında şu arkadaşı bir kullanmaya başlayalım. Şuradaki etiketi kaldıralım şöyle yukarıya doğru kaldırdık. Şuraya da telefonumuz gelecek. Şuradaki etiketi de kaldırayım. Şarjımız var mı bir bakayım. Telefon tabii şu anda iPhone 12 Pro Max var ama yani siz istediğiniz telefonu koyabilirsiniz. Çünkü iPhone 12 Pro Max'in zaten sabitleyicisi çok iyi çalışıyor. Yani çok dandik bir telefonla bile çok profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz arkadaşlar. Kullanıma hazır hale getirmek için şurayı birazcık gevşetiyoruz. Sonra bunu yukarıya doğru çıkartıyoruz. Bunu tekrar kapatabilirsiniz. Şurada bir kilit var. Bunu aktif hale getiriyorsunuz. İsterseniz bunu tekrar kilitleyebilirsiniz. Uyku modu vesaire bu konularda size yardımcı olacak. Şimdi bu kilidi açtıktan sonra ben şu tripodu da eklemiş olayım. Çünkü bu şu şekilde durmuyor arkadaşlar. O nedenle tripoda ihtiyacımız var. Tripodu takacağım. Çünkü ufak bir kalibrasyon işlemi yapmamız gerekiyor. gözünüze böyle çok zor gelmesin. Çünkü buradaki kalibrasyon işi burada değişik duruyor arkadaşlar. Çok farklı bir duruşu var. Önceden Smooth Q2 kullanıyordum. O çok daha küçüktü. Şimdi burada telefonu şuraya koyduk diyelim. Öncelikle burada yatay ve dikey pozisyonda sabit durmasını sağlamak. Bunu ayarlayabilmek için de ne yapacaksınız? Hem telefonu şu şekilde kaydırabilirsiniz. Bir de arka tarafta şöyle bir eksen var. Şu ekseni de hareket ettirebilirsiniz. Şu anda tamam gibi ne sağa sola hareket ediyor. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar size. Şu da tamam. Artık çalıştırma butonuna basabilirim. Zaten bir dengesizlik olduğu zaman uyarıyor. Şimdi şuradaki üstteki butona basıyorum. Dikey pozisyonda kullanıma hazır. Şu anda dikeyde yatay için şurada bir buton var. Tetik diyebiliriz buna. Burada da açma kapama butonu var. Buraya 3 kere bastığımız zaman yön değiştiriyor. Ne yapacak? Bakın. 3 kere bastığımda artık yatay modda. Tekrar 3 kere bastığımda böyle. Diyelim ki biraz değiştirdik açıyı. Ne yapalım? Mesela şöyle yaptık. 2 kere bastığım zaman da tekrar eski haline getiriyor. Hemen sol tarafta W ve T tuşlarını görüyoruz. Uygulamayı kurduğumuzda buradaki tuşlar bize zoom yapmamızı ya da geriye doğru gelmemizi sağlayacak. Diyelim ki Bluetooth'ta eşlememiz gerekiyor. Bunları yapayım. isterseniz sonra anlatalım. Şimdi öncelikle eşleme işlemini yapacağım. Tabii ki kendi uygulamasını kursak çok iyi olur. Kendi uygulamasının adı ZY Kem. Şimdi onu bir açayım arkadaşlar. Açtım. İzin ver diyorum. Tamam diyorum. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Uygulamayı kullanırken izin veriyorum. Şu anda fotoğraf ikonuna basıyorum. Bir cihaz buldum diyor. Smooth Q3 buldu. Bağlan diyorum. Eşlemeyi tamamlıyorum. Eşleme tamamlandı. Artık kullanabilirim. Shoot butonuna bastığım zaman kamera açılacak. Mikrofona erişmek istiyor mu? Tüm fotoğraflara da erişim izni veriyorum ve artık kullanıma hazırım. Bu arada bir grid istiyor muyuz? Şu anda istemiyorum. Bir yüz efekti istemiyoruz. Devam ediyorum. Şu an varsayılan ayarlarla devam edeceğim. Bir demo ekranı şu anda benim karşımda var. Şimdi burada artık bunu kullanabilirim. Bakın zoom out yaptım. Zoom in yaptım. Kullanabiliyorum arkadaşlar. Şimdi ön tarafta modlar var. Dört farklı mod var. Modlar arasında geçiş yapmak için şuraya bir kere basmam yeterli. Şu an follow, pull. Tekrar başa döndüm. Lock, kilitli. Bunların ne olduğunu birazdan sizlere göstereceğim. Bir önceki moda dönmek için iki kere basmam gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda hemen bir kırmızı buton var. Tahmin edeceğiniz üzere fotoğraftaysak fotoğraf çekiyor, videodaysak video çekiyor. Tekrar bastığımızda da kaydı durduruyor arkadaşlar. Şurada bir kumanda var. Bu kumanda yönetiyor. Sağa sola pan yapıyorum. Tilt yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Hemen sağ tarafta bir de Type C girişi var. Buradan isterseniz bir yazılım güncellemesi yapacaksanız bilgisayara bağlayabiliyorsunuz ki yazılım güncellemesi var bu arada arkadaşlar. Veya şarj edebiliyorsunuz. Şarj sürelerini de ekranda görüyorsunuz. Buradaki malzemeler oldukça güzel. Yani ele oturuyor. Smooth Q2'den sonra bana biraz büyük geldi ama kesinlikle çok ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Yani bu yapılan tasarım değişikliği kesinlikle ihtiyaç olan bir şeydi. Şimdi dilerseniz yatay çevireyim ve size biraz bu uygulamadan bahsedeyim. Ekran kaydını da başlattım. Hemen şurada mesela çözünürlükleri seçebiliyoruz arkadaşlar. 4K, 60 FPS. Tabi bu telefonunuzun destekleyip desteklemediğiyle de çok önemli. Sonrasında tekrar geliyorum. Şurada bazı ayarlamalar işte izosunu, şatırını ve ışık ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Tamamen manuelde yapabilirsiniz veya otomatik de yapabiliyorsunuz daha profesyonel çekimler için. Burada bir tahmin ettiğiniz üzere güzelleştirme efekti var ama 4K 60 FPS'de çalışmıyor. 4K 30'da çalışacak mı ona bir bakayım. Evet 4K'da çalışmıyor anladığım kadarıyla. 1080 yaptığım zaman güzelleşeceğiz gibi geliyor bana. <laughs> evet şu anda güzelleştirme burada mevcut. Yani gözü büyütüyor ya gerçekten ilginç bir insan gözünü neden büyütsün ya. Neyse arkadaşlar şurada da farklı ayarlar var. İşte shoot kısmında flashlight ya da bir grid yani şöyle çizgiler olsun mu veya beyaz ayarını burada görebiliyorsunuz. Ya da bir gesture kontrol yani karşı tarafta tek başınıza çekim yapıyorsanız işte bir 5 parmak gösterdiğinizde veya zafer işareti yaptığınızda bu kayıt veya fotoğraf başlayabiliyor arkadaşlar. Gimbal seçeneğine gelelim. Burada yürürken veya koşarken gibi seçenekler var. İzleme modunu değiştirebiliyorsunuz. Joystick speed'i yani şuradaki joystick'in hızını ayarlayabiliyorsunuz. Zoom hızını ayarlayabiliyorsunuz. Burada da genel bazı ayarlar var. Cihaz hakkında bilgiler var arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Burada aslında nereyi netlediğimizi gösteren bir kare görüyoruz. Burada anlık ISO, shutter ve EV değerlerini görebilirsiniz. Şurada el hareketi algılansın mı, algılanmasın bunu aktif hale getirdik. Şu an geri kapattım. Bu zaten açıp kapatma butonu. Burada kamera, ön kamera veya arka kamera olarak değişiyor arkadaşlar. Şimdi şurada farklı seçenekler var. Onları da göstereyim. Smart aslında bir template yani şablon üzerinden kayıt yapmanızı sağlıyor. Sadece söylenenleri yapıyorsunuz. AI Live aslında canlı yayında bu görüntüyü aktarabiliyorsunuz. Şuradaki Restream mesela buradan bir canlı yapıyorsunuz. YouTube'a, Facebook'a, Periscope'a hepsini atabilirsiniz. Foto, fotoğraf, video, panoramik bir çekim yapabilirsiniz arkadaşlar 180 derece. Slow motion çekimi yapabiliyoruz veya Dolly Zoom. Yani burada sinematik bir zoom yapabilirsiniz arkadaşlar. İki farklı seçeneği burada görüyorsunuz. Timelapse yapabiliriz. Timelapse'de 3 tane ayar var. Bunlardan bir tanesi kaç saniyede bir beğeni gelsin, ne zamana kadar çeksin ve hangi yolu izlesin. Bu da çok önemli. Mesela işte buraya diyorsunuz ki şuradan başlasın. Şöyle yapalım. Sonrasında şuraya gelsin. Sonrasında da buraya gelsin gibi seçenekleri burada kullanabiliyoruz. Bir hyperlapse var. Hızlandırılmış video yapabiliriz arkadaşlar. Ara birimde bunlar var. Tabi şu anda Kemi uygulamasını anlattım ama bunu kapatıyorum. Mesela siz iPhone'un kendi uygulamasında kullanabilirsiniz. Çünkü Bluetooth'ta bağlı zaten. Şuradaki fotoğraf seçeneğine gireyim. Kırmızı butona bastığımızda yine çekimi buradan da yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Zhiyun Smooth Q3'te anlatmam gereken müthiş bir olay daha var. Şimdi biz şu anda kendimizi çekiyoruz. Şuraya belli bir süre basık tuttuğumuz zaman bir ışık bize yardımcı oluyor. Çünkü çekim konusunda bu ışık gerçekten hayat kurtarıyor. Bu arada bir kere tıkladığınızda giderek yükseliyor. Toplamda 3 kademe var. Bakın en aşağıda bir yükseldi ve maksimumda gerçekten güçlü bir ışık ve bu ışık dönebiliyor arkadaşlar 180 derece. Şöyle çevireyim. Şu anda da karşı tarafı çekiyorsak orayı aydınlatıyor veya kendimizi çekiyorsak kendimizi aydınlatıyor. Kapatmak için de basık tutuyorum ve böyle çalışıyor. Kutu açılışını ve kurulumunu gerçekleştirdiğimiz Zion Smooth Q3'ü sizlere anlattım. Şimdi bazı notlar anlatmak istiyorum sizlere. Neden? Çünkü gerçekten içerik üretimi konusunda bambaşka bir çağa girdik. Yani önceden içerik üretmek sadece profesyonellerin yapabileceği bir iş iken Bugün hangi işi yapıyor olursanız olun. Yani dağın başında 5 tane koyun gütseniz de aslında içerik üreterek milyonlarca insana ulaşabilirsiniz. Veya bir YouTube kanalınız olsa da bir siyasetçi olsanız da hatta son günlerde bir mafya dahi olsanız içeriklerinizi üretip ulaştırabilirsiniz. Garip bir dönemdeyiz. Şimdi burada asıl olan içerik üretmekse o zaman mümkün olan en minimum seviyede en profesyonel içeriği nasıl üretiriz diye herkes kafa yoruyor. Akıllı bir deneyim için Zhiyun'un Smooth Q3 modeli gerçekten iyi bir seçenek gibi görünüyor. Videonun başında bahsettim işte TikTok inanılmaz popüler Türkiye'de. Hadi TikTok kullanmıyorum o nasıl bir platform diyenlerin hepsi de Instagram Reels izliyor ve Reels konusunda da çok ciddi bir potansiyel var. Ya videolar çekiyorum milyonlarca insan izliyor arkadaşlar. Bu arada kişisel Instagram hesabımda çok güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi bunları yaparken iki önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi efekt. Çünkü herkes Reels çekmeye başlayacak. Yani etrafınızda bir kısmı çekiyordur bir kısmı çekmiyordur. Ama zamanla herkes yapacak bu işi. Herkes yaptığında nasıl ayrışacağız? Tabii ki efektleri çok iyi kullanarak veya işe sanatsal bir katkı yaparak. İşte Zhiyun Smooth Q3 adlı bu gimbal, gimbal, gimbal neyse o kesinlikle bu iş için oluşturulmuş harika bir cihaz diyebilirim. İşin bir de prodüksiyon konusunda tabii ki şu anda mesela bir FujiFilm X-T4 ile çekiyoruz. Çok güzel çekiyor ama herkesin gidip de işte bir XT4 1655 bir lensimiz var. Kablosuz yine bir Saramonic Blink 500 Pro olması lazım. Böyle bir mikrofon setimiz var. Abi herkesin böyle bir durumu yok yani. Gidip de o tripod falan binlerce lira. Şimdi burada mümkün olan en iyi fiyat performans ürünü nedir? Ona bakmak lazım. Herkesin bir telefonu var. Şimdi bu telefonu daha profesyonel çekimler için kullanmak adına böyle bir cihazla beraber aslında hedefe ulaşılmış oluyor. Nedir? Yani profesyonelliğin tanımı nedir? Aslında bunun da içini biraz doldurmak lazım. Mesela izleyici biraz daha akışkan görüntüler istiyor. Tabii ki bunun bir kuralı yok, bunun bir kitabı yok. Bazen böyle sallantılı bir görüntü çok sanatsal olabilir, ona girmiyorum. O böyle uçsuz bir, dipsiz bir kuyu diyebilirim. Şimdi buradaki sinematik yaklaşıma daha uygun çekimler, daha pürüzsüz çekimler yapabiliyorsunuz. O nedenle kamera ihtiyacınızı bir kenara bırakıp telefonla devam edebilirsiniz. İşin e bir de şu kısım var. Şu anda bana Aykut yardımcı oluyor. Arkada bir sürü arkadaşımız var. Onlar kadraja girmiyor herhalde, değil mi? Yani bir sürü arkadaşımız var burada. Tamam da herkesin içerik üretmek için böyle bir kalabalık ekibi olmayabilir. Bu arada şu bilgiyi de söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'deki en kalabalık prodüksiyon ekibi Shift Elite Net'te sevgili dostlar. Birçok rakibimizde kameraman bile yok. Neyse. Şimdi buraya tekrar dönecek olursak birçok kişi bu işi tek başına yapıyor. Tek başına yaparken de yani bir elinde bir şeyler kullanıyor olabilir veya elini kendini ifade etmek için kullanıyor olabilir. Tek elle çekim yapıyor. İşte bu arkadaş tek elle çekim yapmak için harika tasarlanmış bir araç. Neden? Çünkü joystick, butonlar, o butonların yeniden tasarımı arka taraftaki tetik ihtiyacınız olan her şeyi tek elle yapmanızı sağlıyor. Bir de şu ışık olayı gerçekten çok iyi olmuş. Sadece şunu merak ediyorum. Hani işin mikrofon kullanmamız gerekirken ne yapacağız? Onu deneyeceğim zaten. Hangi ayarlarda nasıl videolar çektik? Bunları göstereceğim size. Çünkü TikTok konusunda gerçekten Reels konusunda gerçekten çok önemli işler yapıyoruz. Bunun için bir kadro oluşturduk diyebilirim. Samet olsun, Sevde olsun, Cemre de aramıza katıldı. Müthiş bir enerjisi var. Hep beraber üretiyoruz. O nedenle bu alanlardaki yeniliklere çok yakından bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de mikrofon kısmını deneyeceğiz. Şu an sesimi Zhiyun kamerası üzerinden alıyorsunuz. Birazdan iPhone üzerinden tekrar deneyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Biraz önce Zhiyun üzerinden ses denemesi yapmıştım. Şu an sesimi iPhone üzerinden alıyorsunuz. Farkı görüyorsunuzdur muhtemelen. Bununla beraber tabii ki yazılımın bize çok avantajı var. Şimdi donanımsal harika bir tasarımı görüyoruz. Bu arada fiyat performans odaklı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Aşağıda videonun açıklama kısmına bir link vereceğim. O link üzerinden güvenli bir şekilde satın alman yapabilirsiniz. Bu ürün bize test amaçlı Zoom ithalat tarafından gönderildi. Belli bir süre bunu misafir edeceğiz. Sonrasında da geri göndereceğiz gibi görünüyor. Ama gerçekten kişisel olarak mesela Pembe Teknolojide benim çok ziyadesiyle kullandığım, faydalandığım bir ürün. Mesela Smooth Q2 ile dünyaları çektim. Olamaz böyle bir şey. Mesela otomobil çekimlerinde Fujifilm X-T4 kullanıyoruz ama mesela karşıdan güneş geliyor. Biz de otomobilin dashboard'unu çekeceğiz. Yani onu her lensle ayarlamak mümkün olmuyor. Gerçekten şunu yaptığımız oldu. Yani SLR'ı bırakıp sadece Smooth Q2'ye takılmış bir iPhone'la çektiğimiz çok oldu arkadaşlar. HDR konusunda inanılmaz işler çıkartıyor çünkü. O nedenle çok kullandım. Bu arkadaşlar kullanmaya devam edeceğim gibi görünüyor. Tam bu esnada tabii ki yazılım devreye giriyor. Şimdi yazılım konusunda mesela nesne takibi çok önemli. Nesne takibinden kastım yani bir hat çiziyorsunuz. Bu hattaki nesne hareket ettiğinde buradaki arkadaşlar hareket ediyor arkadaşlar çok profesyonel bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani bir sunum hazırlıyor olabilirsiniz. Canlı yayında koydunuz bunu masaya siz yürürken anlatıyorsunuz. Yürürken kamerası takip ediyor. Ya tek başınasınız ama sizi izleyenler diyor ki vay be prodüksiyona bakar mısın? Yani yürürken onu çok yumuşak bir şekilde takip eden profesyonel bir kamera tutmuş. Görüyor musun bizim Aykut'u diye eleştirebilirler arkadaşlar. Şimdi bunu yapan Smart Follow 3.0 burada notlarım var. Instant Dolly Zoom gibi farklı farklı seçeneklerle çok profesyonel sonuçlar ortaya çıkartabilirsiniz. Mesela denemek istediğim bir tane özellik var. Magic Clone diye geçiyor. Yani bir karede sizden birkaç tane var. Şimdi bunu ayarlamak ya tamam Photoshop'ta yaparsın ama işte birden fazla çekim, aynı ışık ortamını bulabilecek misin vesaire böyle durumlar var. O nedenle bu arkadaşın Magic Lone, Pano gibi bir hizmetiyle beraber size tek bir dokunuşla bunu vermesi muazzam. Yazılım konusunda bir de smart özelliğinden bahsetmem gerekiyor. Smart nedir? Aslında siz bir sürü görüntü çekiyorsunuz ama şimdi bunun hangisini kullanacağız? Hangi müziği kullanacağız vesaire? Bu işi yapay zeka kendisi halleri. Yani nasıl anlıyor bilmiyorum ama gerçekten ortaya çıkan sonuçlar iyi. Bir benzerini GoPro da yapıyor. Quick diye bir uygulaması var. O da güzel işler çıkartıyor. Bazen onlarla böyle videolar üretebiliyorum, prodüksiyonlar yapabiliyorum ve çok beğeni alıyor. İşte Smart da onlardan bir tanesi. İlla edit konusunda hani ben cihazın üzerinde çektiğim videoyu yani iPhone'un, iOS'in bana sunduğu yazılımlarla değil de bu cihazın yani Smooth Q3'ün bana sunduğu yazılımlarla yapacağım diyorsanız ZY Kemi adlı bir uygulama var. Bu uygulama üzerinden de montajı çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Öyle usta olmanıza gerek yok. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu arkadaşı alalım. Hem ofisin içinde hem de dışında benim arkadaşlarımın da yardımıyla beraber örnek çekimler yapalım. Ve bu örnek çekimlerin hangi modda nasıl yapıldığında ekran kaydı alarak sizlerle paylaşalım ve show başlasın. Müzik ekip arkadaşlarımın desteğiyle az önce çekmiş olduğum görüntüleri izlediniz sevgili dostlar. Verdiğimiz emekler umarım hoşunuza gidiyordur. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu arada profesyonel içerik üretmek için özellikle ben Reels ve TikTok dedim ama işin sadece YouTube tarafı da var. Yani YouTube'a da böyle kaliteli bir böyle derken işte şundan bahsediyorum aslında elim biraz boş kaldı. Bunu kullanarak gerçekten çok hoş videolar üretebilirsiniz, vloglar çekebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum böyle bir aksesuarı aracı sevgili dostlar. Yorumlarınızı, sorularınızı yazmayı unutmayın. Bu arada bu araçla ilgili olarak çok beğendiğim bir arkadaşımın videosu var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Açıklama kısmında link olarak bıraktım. Gerçekten çok muazzam bir şekilde teknik olarak bu özellikleri anlatmış. Sevgili Volkan'a da bu videosundan dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Zoom ithalatı da bu ürünü bize sağladığı için teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Bu arada bir tane de combo paketi varmış. O combo paket bize gelmedi Aykut görüyor musun? Olmadı şimdi. Silsek mi videoyu? Neyse çektik bu kadar. Emek verdik, montajladık. Silmeyelim. Yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.